Forum sayfa cevapları istemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi web beyinlere değerlendirme zamanı etkinlik cevapları sayfa 71-72 işleyeceğiz. 2. ünite evimizde hayat değerlendirme zamanı etkinlik cevapları. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle uygun olarak tamamlayınız. Kelimeler, komşularımızı, düşüncesine, fotoğraflar, plan, giyinme. Aile büyüklerimizi yaşam hakkında bilgi edinirken fotoğraflar bize yardımcı olur. Beslenme, barınma ve giyinme temel ihtiyaçlarımızdır. İşlerimizi önem ve öncelik sırasına koyarak plan yapmalıyız. Aile içinde kararda alırken herkesin düşüncesine saygı duymalıyız. Yüksek sesle müzik dinleyerek komşularımızı rahatsız etmemeliyiz. Aşağıda cümlelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olan cümlelerin altına doğrularını yazınız. Evimizi tarif ederken herkes tarafından bilinen yerlerine yararlanırız. Doğru. Kitaplar temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Yanlış. Doğru cevap barınma, beslenme, giyinme bizlere hayatımızı sürdürebilmek için temel ihtiyaçlardır. Kaynaklarımızı sınırsızdır. Kaynaklarımızı ihtiyaçlarımızdan fazla kullanabiliriz. Yanlış. Doğru cevap, kaynaklarımızı tasarruflu kullanmaz ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmez isek gelecekte kaynaklar biter. Evimizde teknolojik ürünleri kullanmadan önce kullanma kılavuzunu mutlaka okumalıyız. Doğru. Evimizde etrafa dağılan oyuncakları toplamak anne ve babamızın görevidir. Yanlış. Doğru cevabı, evimizde etrafa dağılan oyuncakların bizim olduğumuz için biz toplamak zorundayız. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi günlük plan yapmanın yararlarından biri değildir? C. Her zaman istediğimiz her şeyleri yaparız. Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. İstediğimiz saate yüksek sesle müzik dinleyebiliriz. Hasta ve açlı olan komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Yukarıda verilen cümlelerde hangisinin komşularımızla ile iyi ilişki kurmamızı sağlar. B şıkkını işaretlememiz gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangi evimizde kullandığımız teknolojik ürün ve aletlerin yararlanmalıdır? A. En az zamanda çok iş yapmamızı sağlar. Kaynakların kullanılması ile ilgili aşağıda yazılmış olan ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Eve yeteri kadar ekmek almak, gereksiz alan lambayı söndürmek, bozuk olan muslukları tamir etmek ve ettirmek, giysilerimizi temiz ve düzenli kullanmak, kullanmamak. A. 3. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfda kalınız konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimle geçirmenizle ilgili. Hoşçakalın.